Biraz önce sevgili arkadaşım Ece Feda ile bağlantımızı gerçekleştirememiştik. Şimdi bir kez daha deneyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin meclis salonuna gidelim. Sevgili Ece, yanında Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar var. İzmir bir haftadır Karşıyaka Göztepe derbisini konuşuyor. Mecliste bu konuşuldu mu? Karşıyaka'nın burada bir zaferi var. Sayın Başkan bu zaferle ilgili neler söylemek ister? Hani siyasi atmosfer biraz olsun dağılmışken spor İzmir'de nasıl konuşuluyor? Meclise yansıdı mı? Bunu da merak ederiz doğrusu. Evet Tarık Kenan, tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Yanımda Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar var. Siyasetin havası 1 Kasım'ı geride bıraktık. Siyasetin o havası biraz dağıldı ve gündem yavaş yavaş normale dönmeye başladı aslında. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisi vardı bu akşamda, olağan meclis. Bütün belediye başkanlarının çoğunluğu buradaydı. İzmir gündemini konuşmaya başladık artık. Genel Türkiye gündeminden yavaş yavaş İzmir'e döndük. Hatta siyasetin havası dağıldı dedik. Öyle ki geçen hafta bir siyaset Setten çok futbolu konuştuk, dev derbiyi konuştuk ve o derbiden zaferle ayrılan Karşıyaka oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da oradaydı, derbiyi izledi. Şimdi hem derbiyi, hem dev derbiyi, hem de İzmir gündemini değerlendireceğiz. Hemen sözü başkana bırakıyorum. Efendim, tekrardan tebrik ederiz öncelikle dünkü zafer için. Neler söyleyeceksiniz? Siz de oradaydınız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tüm Kanal 35 izleyicilerine iyi akşamlar ve iyi haftalar diliyorum. Göztepe Karşıyaka derbisi yıllardan beri hep heyecan vermiştir ve dünyanın sayılı derbileri arasındadır bu derbi. Karşıyaka açısından çok önemli bir 3 puandı. Çünkü puan sıralamasındaki duruma bakınca çok iç açıcı bir durum yoktu. Ama bu Göztepe galibiyeti hem Göztepe ile bir karşılaşma yapıp galibiyetle sonuçlanması daha anlamlı oldu. Ben şöyle önemsiyorum. İzmir takımlarının bu arasında oynadığı müsabakalar lig sonunda puan cetvelinde çok önemli yer tutuyor. Çünkü geçmiş dönemlerde de anımsarsak İzmir takımlarının arasındaki o beraberlikler küme düşmelerine veya şampiyon olamamalarına neden olmuştur. Birinin yenmesi gerekiyordu ve Karşıyaka yendi. Onun için mutluyuz. Tabii üzücü olaylar oldu. Ne yazık ki bir türlü bu fair play ruhunu biz kazanamıyoruz. Sahada evet rekabet olmalı ama bence dışarıda, sokakta dostluklar olmalı. Türbünde evet takım desteklenmeli ama türbünde birbirine küfür etmemeli diye düşünüyorum. Bunu umarım bir türlü Türk milleti olarak aşarız. O açılan pankartlar, karşı tarafı tahrik etmeler, bunlar yakışmayan, hele hele iki tane İzmir takımına yakışmayan durumlarda bir ders çıkarttığımızı düşünüyorum. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak işte bu anlamda çok önemli bir iş yapıyoruz. İlk defa bir ilçe belediyesi ölçeğinde tüm Karşıyaka'daki ilk öğretim çağındaki çocuklarımızı hem spor yapmalarını sağlarken ama bunun ötesinde asıl önemli olan bir olgu var. O da fair play ruhu. Yani fair play, başarı, kazanmak, kaybetmek, bunların hepsi ayrı bir şey. Ama fair play ruhunu kazandırmak zorundayız. O açıdan daha okullarımızda çocuklarımıza bu sportif başarıdan öte o sportif duruşu kazandırmamız bence her şeyden önemli diye düşünüyorum. Başkanım, evet, maçtan önce ve maç içinde görmek istemediğimiz olaylar zaman zaman yaşandı. Fakat uzun yıllar sonra Türkiye iki taraftarın da izlediği aslında bir derbi izledi ve bu Türkiye'ye örnek oldu sanırım İzmir. Tabii İzmir her şeyde zaten Türkiye'ye bir örnektir. O İzmirlik duruşu her zaman Türkiye'de çok önemli yer edinmiştir. Uzun zaman sonra her iki kulübün taraftarının stadyumda takımlarını desteklemesi çok güzel ve takdir edilecek bir durum. O açıdan ben her iki kulübü de tebrik ediyorum. Efendim, futbol konuştuk geçen hafta dedik, siyasetten uzaklaşıyoruz dedik ama bir de İzmir gündemi var. Meclisten çıktınız şimdi. Evet. Ne var İzmir gündeminde? Neler konuşuluyor efendim? Evet, bu ay büyükşehir bütçe görüşmeleri yapılacak. Hem İSU, ESOT, büyükşehirin bütçelerini konuşacağız. Çok yoğun bir meclis gündemiyle bugün başladık. İzmir'imize en güzel yatırımları kazandırmak için, ilçelerimize en iyi yatırımları yapmak için de büyükşehir meclisimizden geçireceğimiz bu bütçe İzmirlilere daha mutlu günleri yaşatacağını düşünüyorum.
düşünüyorum. O açıdan bütün meclis üyesi arkadaşlarım var gücüyle çalışacaklar. Özellikle muhalefet, yani AKP muhalefet biliyorsunuz bizim meclisimizde. Muhalefet partisi meclis üyeleri herhalde daha fazla çalışacaklar diye düşünüyorum muhalefet etmek için. Ancak bu muhalefeti yaparken tabii ki olumlu bir şekilde muhalefet etmek gerekiyor. Çünkü kentimize yapacağımız her hizmet siyaseti barındırmıyor. Yani vatandaş kesinlikle bir işte iktidarda AKP var, yerel iktidarda CHP var diye bakmıyor. Olan vatandaş oluyor. O açıdan biz meclislerimizde muhalif durumda olan meclis üyesi arkadaşlara, yani AKP meclis üyesi arkadaşlara diyoruz ki gelin vatandaşı zorlamayacak işleri hep beraber yapalım. Yani bugün genel hükümetin yapacağı işlerde biz yerel de siyaset yapan ve hizmet eden insanlar olarak tabii ki çok mutlu oluruz. İzmir'e ayrılan payların yükselmesinden tabii ki mutlu oluruz. Çünkü niye? Vatandaşımız faydalanacak. Biz de sonuçta bu kentte yaşayan bir vatandaşız. Yani vatandaşlar adına bir kamu görevini yürütüyoruz. Bu kamu görevinde de vatandaşların daha rahat yaşayacağı hizmetler üretmek de bizim için ayrıca bir keyif verir. Onun için umarım bu Büyükşehir Meclisi de böyle hararetli bir şekilde ve hızlı, hareketli, olumlu sonuçların çıkacağı bir ay olacak. Bugün bir acı da yaşadık. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Meclis Üyemiz Erol Soyer'i kaybettik. Ödemiş kendisi. Ödemiş de yıllarca siyasete hizmet etmiş. İl Genel Meclisi olarak il genelde hizmet etmiş. Çok değerli bir büyüğümüzü. Ben ona Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına da başsağlığı diliyorum. Efendim, son olarak yarın 10 Kasım, hem sizin 10 Kasım mesajınızı hem de etkinlikleri çok kısa anlatmanızı rica edeceğim. Evet. Belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir yürüyüş olacak zaten. Tahminim o ki katılacaksınız. Fakat sizin de belediyenizin yaptığı etkinlikler vardır. Kısa bir bilgi alabilir miyim? Biz dün gerçekleştirdik. Geleneksel atadan anaya saygı koşumuzu gerçekleştirdik. En küçüğü 10 yaşında, en büyüğü 93 yaşında yarışmacılarımız vardı. Gerçekten çok büyük bir şölene dönüştü o yarışlar ve Zübeyde annemizin kabri başında da sonlandırdık ve duamızı ederek de Zübeyde annemize bir kez daha minnetlerimizi sunduk. Atamıza bize kazandırdığı için, dünyaya getirdiği için 77. ölüm yıl dönümünde atamızı bir kez daha saygıyla anacağız. Yine saat 9:05 geçe Türkiye'de tüm hayat duracak. Her 9:05 geçe hiç eksilmedi ama bütün insanlarımızın arabalarından inip de o saygıda durmaları ve ardından İstiklal Marşımız okunur. Yani tüylerim şu anda bile diken diken oluyor. Yani bu kadar büyük bir devlet adamı dünyaya gelmedi. 77 yıl geçmesine rağmen küçücük bir zarar gelmedi. Her ne kadar uğraşmaya çalışsalar da Türk halkı atasına her zaman sahip çıktı. İzmirliler atasına her zaman sahip çıktı. Yarın saat 12'de yine atamıza sahip çıktığımızı göstermek için Büyükşehir Belediye'mizin limandan başlayacak olan yürüyüşüne katılacağız. Yine bayraklarımıza katılacağız ve atamızı büyük bir özlemle, minnetle, saygıyla ve tüm mücadele arkadaşlarını bize bu cumhuriyeti kazandırdığı için bir kez daha saygıyla anacağız. Eğer bugün ben Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapıyorsam, bugün çocuklarımız bu ülkede özgürce yaşayabiliyorsa ve bu ülkede özgürce dini vecibelerimizi yerine getirip minarelerden ezan sesini duyabiliyorsak, bunu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. O açıdan tüm yurttaşlarımızı yarın öğlen Alsancak'ta bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Hüseyin Mutlu Akpınar'ı konuk ettik. Hem İzmir gündemini, hem yapılacak çalışmaları, meclisten çıkan kararları, hem de aslında geçtiğimiz haftaya ve dün pazar gününe damga vuran Göztepe, Karşıyaka Göztepe derbisini konuştuk. Bir değerlendirme yaptık. Ardından da bildiğiniz gibi yarın 10 Kasım ve
Sayın Hüseyin Mutlak, bunların 10 Kasım mesajlarını dinledik. Etkinlikler hakkında bilgiler aldık. Söz tekrardan sizde Tarık Kenan. Sevgili Ece, bağlantımızı bitirmeden sevgili arkadaşlar, sevgili Ece'yi bir kez daha alabilirsek karşımıza. Fair Play ruhundan bahsetmişti Sayın Başkan. Dün Karşıyaka Göztepe arasında oynanan müsabakadan sonra istenmeyen görüntüler oluştuğundan dem vurmuştuk ve hep bunlardan şikayet etmiştik. Şunu Sayın Başkan'a ve sana da söylemek istiyorum. Çok iyi bir Göztepe taraftarı olduğunu bizler yakinen biliyoruz ama Karşıyaka Spor Kulübü'nün ve Karşıyaka'nın bütün en güzel haberlerini bu kanalda sen yaparsın. Bu da aslında Fair Play ruhu adına seni örnek göstermemiz anlamına geliyor. Her ne kadar iyi bir Göztepe'li olsan da Karşıyaka sevdanın da ne boyutta olduğunu biliyoruz. İşte aslında yapmak istediğimiz, yaşamak istediğimiz spor bilinci ve taraftarlık ruhu böyle olmalı. O yüzden Fair Play ruhu adına seni örnek gösteriyoruz. Teşekkür ederiz sana ve Sayın Başkan'a. Sevgili seyirciler, devam edelim bizler ana haber maratonumuza. Zira